Tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir destek gösterdiler. Yani herhalde Akhisar maçından sonra en çok pozisyona girdiğimiz maçtı. Rakibe çok pozisyon verdiğimiz de söylenmez. İyi oldu, kazandık, mutluyuz. Artık 6 maç var, 3'ü içeride, 3'ü dışarıda. Bu maçlardan da 9-10 puan çıkartmamız gerektiğini düşünüyorum. Tekrar hafta içi bize desteklerini esirgemeyen başta başkanımız olmak üzere Arif abi ve Cem abiye çok teşekkür ediyorum. Takımın yanından hiçbir zaman ayrılmadılar. Artık yarın itibaren Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayacağız. Soru sola. Aydan. Hocam maç öncesi kadroya baktığınız zaman iki tane değişikliğin sürekli oynayan iki oyuncu kadroda olmaması taktik miydi veya form düşüklüğü müydü? Sonrasında bir tanesini oyuna aldınız. Ya şimdi Ercan abi şöyle bir şey var. Bu maçı yenilsek kim bilir neler söylenecekti. Tabii. Böyle bir maçta Ahmet Doğru oynamaz mı gibi gibi. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Onlar benim oyuncularım, onlar benim kaptanlarım. Ama çok uzağa gitmeye gerek yok. Daha geçen hafta Ahmet Doğru oynarken bu takım 4-7. Eğer ikisinin oynamamasına bu işi bağlayacaksak onlar oynadığı zaman da takım 4 diyebiliyor. Onlar oynuyor diye 4 yemiyor. Eğer onların oynamamasına bağlayacaksak çok uzağa gitmeyen geçen hafta bu takım 4-7. Ya da ilk Galatasaray maçında 5-7 yine ikisi vardı. Ya da Alanya'daki maçta 4-7 yine ikisi vardı. Gibi gibi. Her maçın kendine göre bir hikayesi var. Onlar benim oyuncularım değil, onlar benim kaptanlarım. Oyuncudan da öte. Nitekim zaten Ahmet ikinci yarı girdiği gibi oynasa, her maç o konsantrasyonu ortaya koysa, şimdi isim vermek istemiyorum ama onların kalitesinde olmayan bir sürü adam milli takıma gidiyor. Ahmet'le Uğur'un üzüldüğünü bana göstermesi lazım. Bugün kaybetsek de aynısını söyleyeceğim. Çünkü Ahmet'le Uğur'un amil takıma gitmesi lazım. Amil takıma gitmesi gereken oyuncu oynamaz mı diye bir şey yok. Performansı düşük ki belki de alınmıyor. Yani bugün çok yıllar önce Ünal abi de PTT'de oynarken amil takıma gitti. Bugün ama PTT ligden bir oyuncu amil takıma gidiyordu. Ahmet o oraya çağrılmıyorsa bunu Ahmet'in kendine dert etmesi lazım. Dolayısıyla kimseyi unutmuş, kimseyi silmiş bir halimiz yok. Onlar bizim oyuncularımızdan da öte, kaptanlarımız, en azından altyapıdan çıkan oyuncularımız. Ama dediğim gibi bu meslek çok itibarsızlaştırılıyor. Şöyle ki şayet bugün bu maç istediğimiz, istemediğimiz bir sonuçla bitseydi, işte Şenol Hoca ile kavgalı da böyle maçta Peter oynamaz mı? Böyle maçta Ahmet Doğru'la yedek mi kalır? Gibi gibi bin tane senaryo yazılırdı. Ki dün Göztepe'ye yapılan haksızlığın, Tamer Hoca'ya yapılan haksızlığın aynısı gibi. Yani böyle algı operasyonlarından vazgeçmek lazım. Yaptığımız iş güzel iş, onurlu iş. Bu işi bu kadar itibarsızlaştırmamak lazım. Dembaba topa vurmuş, 40 metreden direkten dönmüş. Bilerek direğe vurdu, atamadı diyorlar. Ayıp, böyle bir şey olabilir mi ya? Bu kadar insanlar itibarsızlaştırılır mı? Tamer Hoca Beşiktaş'a karşı kazanmak istemez mi? Göztepe kazanmak istemez mi? Ya da başka bir taraftan baktığın zaman Beşiktaş'ın Göztepe'yi yenecek gücü mü yok? 1-0 yedik. Beşiktaş niye yenemezsin? Ama ne oluyor? İşte orada Tamer Hoca ve ekibine bir itibarsızlaştırma algı operasyonu. Allah korusun bugün maç kötü bitse işte bak Beşiktaş daha işte böyle böyle oldu da istediği takımın nasıl oyuncularını oynatmadı gibi gibi. Yani onun için mesleğimize de biraz saygı duyulması lazım. Yani bunun böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Nevzat'ından Milliyet'i. Hocam az önce Fatih Hoca'ya da sordum. Yani bana göre bu maçı siz her yönde damga vurdunuz. Kadro seçiminiz, değişiklikler, oyun şablonu vesaire. Maç sonunda hoca Fatih Terim süre bekledi. Sonra sizi tebrik etti. Sonra hızlı bir diyalog geçti orada. Çok alışık olmadığımız bir fotoğraf. Bu noktada Fatih Hoca'nın size yaptığı bu jestle ya da bu hareketle ilgili ne söylersiniz? O aramızda kalacak bir diyalog. Zaten haftada 2-3 gün konuşuyoruz. Maçtan önce de aradım. Çünkü bizim Başakşehir maçından önce bize tesislerini açtılar. İnanılmaz bir misafirperverlik örneği gösterdiler. Ya şimdi ben önce şunu söyleyeyim. Hafta içi bir röportaj çıktı. O röportajın sadece Fatih Terim ve diğerleri vardır kısmı güncel. Diğeri 3 ay önce yapılan bir röportajdı. Güncel bir röportaj değildi. 3 ay önceki röportajı bugün gibi yansıtıp da işimiz gücümüz yok da geçmişteki problemleri bugüne dakika başı temcit pilavı gibi insanların önüne getirecek halimiz yok. Yani biz Şenol Hoca'yla tartıştık diye de her röportajda Şenol Hoca'nın aleyhine bir şey söyleyecek halimiz yok. Ama 3 önceki röportajı aldılar, bugün koydular.
şunu ifade etmeye çalışıyorum. Orada aramızda bir diyalog geçti. Tebrik etti. Ben de kendisine geçmiş olsun dedim. Şampiyonluk yolunda kendilerine başarılar diledim. Bir defa benim hocam, milli takımdan hocam. Ben de emeğe büyük olan bir hocam. Onun kariyerine gelmeyip, daha gelemeyip, aynı olgunluğu gösteremeyen bir sürü teknik adam varken, nitekim Fenerbahçe maçında Aykut abinin yaptığı gibi, bugün de Fatih Hoca büyük bir nezaket örneği gösterip rakibi tebrik etti. Ben de kendisine teşekkür ettim. Hocam dedi gelin. Otomaş gelsin Savaşçıoğlu. Şimdi bugünkü galibiyeti gerçekten baktığımızda hak etmedik. Oyunun 90 dakika boyunca en az 10'cu kadar sahnesinde yer aldınız. Az önce bahsettiğiniz diğer meslektaşlarınızdan da bahsediyorsunuz. Ümit Özat, Türk gerçekleri söylediği için mi acaba? Mesela size Türkiye geneline baktığı zaman çok sahip çıkan futbol komayı var. Taraftar günden bugüne. Camianın size ne kadar destek çıkıyor? Baktığım zaman camia içinde de zaman zaman eleştiriler, işte taraftar birleşmesi. Bu da sizi rahatsız ediyor mu ayrıca yani? Türkiye'de sürekli şikayet ediyorsunuz takım şeylerden. Ve meslektaşlarınıza hep sahip çıkıyorsunuz. Siz ne kadar sahip çıkıyorsunuz? Şimdi mesela ben böyle bir şey yaşasaydım, Tamer'den böyle bir açıklama gelir miydi bilmiyorum yani. Ama ben inandıklarımı yapıyorum. Mesleğin itibarını yere düşürmek istemiyorum. Her ne kadar bu meslek için genç olsam da. Dolayısıyla uzun vadede her zaman kazanan ben oluyorum. Camia desteğine gelince çok bir destek gördüğüm yok açıkçası. Don Kişot gibi yel değirmenle karşı savaşıyoruz. Bu bir gerçek. Yani basınından tut. Hani bugünkü taraftar profilini geçiyorum. Genel hatlarla baktığın zaman çok da büyük bir destek gördüğümüz yok. Herhalde bunun nedeni herkesten daha fazla bu kulübün içinde, bu kulüpte görev aldığımızdan dolayıdır. Başka neyden dolayı olacak? Yani onu anlamak mümkün değil. Yoksa geçen sene son 10 yılın en iyi derecesini elde etmiş bir teknik adama, bir oyuncusuna yüz kızartıcı suç yok, bir şey yok. Devamlı böyle bir operasyon, algı operasyonu, bu takım şey, bir takım şeylerin böyle negatif yansıtılmasının izahı ne olabilir ki? Ama insanın doğduğu şehirde, doğduğu, büyüdüğü kulüpte antrenörlük yapması gerçekten zor. Ben de onun herhalde handikaplarını yaşıyorum ama haftalar önce burada şunu demiştim. Hiçbir hayalim ve hedefim artık Gençler Birliği'ni ligde bırakmaktan daha öte değil. Hala bu fikrimdeyim. Dolayısıyla konuşma zamanı hedefe ulaştıktan sonra şimdi değil. Çok kısa bir şey daha sorayım. Buyurun. Az önce iki oyuncudan bahsettiniz. Uğur ve Ahmet. Fakat sizin de hedefleriniz illaki vardır. Şu anda baktığımız zaman bir göz at büyük takımlarda oynamayı yine söylüyorum. Birçok takımda hak ediyor büyük takım çalıştırmayı. Kafa yönelik bir takım çalıştırmak için ne zaman hazır olursa da hazır mısınız? Şimdi bir iş yaşta değil, baştadır. Eğer antrenör yeteneğiniz varsa 17 yaşında da yaparsınız, 57 yaşında da yaparsınız. Yemin ediyorum hiçbir şey, hiçbir hayalim, hiçbir hedefim, Allah şahit olsun, bu takımı ligde bırakmaktan daha öte değil, ön planda değil. Hiçbir hayalim, hiçbir hedefim. Çünkü hem rahmetliye karşı, hem bugünkü başkanımıza karşı, işte birkaç tane yöneticimize karşı, yani sorumluluklarımız var, bize desteklerini esirgemeyen insanlara karşı, camiye karşı sorumluluklarımız var. Ondan sonra gerisi sonra düşünecek şeyler. Evet. TRT Spor Manager'ın hocam, Malatya Spor maç öncesi tesislerde basın toplantısı yaptınız ve Malatya maçını da kaybedebiliriz, Galatasaray'la kaybedebiliriz demiştiniz. Ama 4 maçlık periyot için 6 puanlık bir tablo çizmiştiniz bize orada, en az 6 puan diye. 5 maç sonra da galibiyet hasreti son buldu. Kayseri Spor 2 haftada 9 gol yedi. İlk önce o, sonrasında da başkent derbisinde direkt rakibiniz. Nasıl bir değerlendirme yaparsınız bu karşılaşmalarla ilgili? Sonrasında da basın sezon sonuna kadar kapalım. Basın şey, idman var. Evet. Musa'ya. Sadece Musa'ya kapatıyorum. Bize de kapalım mı? He? 2 haftada geçsin. Abi şimdi öyle bir algı yaratılıyor ki. Ya ben Musa'yı hepinizin içinden ayırt ettim. Musa da diyor ki, ya bir idmana gelen benim diyor, bu antrenman diyor, basına kapatılır mı diyor. Ben de diyorum ki ya arkadaş lan bir Musa geliyor. Sabah konuşuyorum Musa'yla, kalkıyorum Musa'yla, yatıyorum Musa'yla. Diyecekler ki bunların arasında bir ilişki mi var? Eğer hepiniz gelecekseniz açacağım. Bir Musa gelecekse açmayacağım abi. Hocam biz gelmek istiyoruz ama... Hiç gelmiyorsunuz ha. Antrenman kapatılınca almıyor oluyor değil mi? Yok, ben hiç görmedim seni tesiste. Ben sizi çok gördüm, sizi de çok aradım. Telefonlarınız kapatıyor. Bak ha, güzel. Şimdi bak. Ben... Laf ebeliği yapılacak bir adam değilim. Yaparsın. Ha. Anladın ya? Yapacak bir adam değilim demedim. Laf ebeliği yapılacak bir adam değilim. Sen beni röportaj yapmak için aradın. Antrenmana gelmek için aramadın. Hocam ama... Aması yok Muslat. Öyle bir şey yok. Gel tesisin kapısı herkese açık. Gel antrenmanı izle, almadın mı seni? Takalım Musa'nın peşine, zaten sabah akşam Beştepe'de yatıyor, onunla gelin. Yani memnuniyetim var, bir memnuniyetsizliğim yok. Yarın onunla ilgili de başka bir şey yazmalar.
Evet, soru alabilir miyim? Yoksa yine baklava istiyorum. Şöyle, biz önce oraya bir puan için gitmek zorundayız. En kötü bu iki maçın ortalamasını iki puana çekmek zorundayız. Üç alırsak bal börek, alamazsan puanla döneceksin. Neden? Bugün Alanya'dan bir puan alsaydın sen 31, onlar 29 puanda olacak. Çünkü şimdi artık Alanya Konya yanılmıyorsam Alanya Konya maçı var mı? Yok, onlar oynadı. Konya Antalya maçı var. Alanya Osmanlı maçı var. Yani Antalya Alanya maçları var. Dolayısıyla bizim rakiplerimizin içinde Bursa'nın durumu ne olur bilmiyorum ama direkt rakibimiz diyeceğimiz bir Osmanlı bir Antalya maçları kaldı. Kayseri ile Sivas'ın potoda çok şeyleri yok. Dolayısıyla 6 maç var. Dediğim gibi hatırlarsanız Malatya maçından önce 8 maç mı vardı? 8 maç vardı. 2 maç 3 puan, yani maç başı 1.5 puan ortalamasıyla gitmemiz gerektiğini düşünüyordum. Yine aynı yerdeyiz. 3 puan aldık. Şimdi bu önümüzdeki 2 maçtan da yine 4 alırsak bal börek olur. Yani 2 maç 2 maç periyotları düşürmek lazım. Ama oradan istediğimiz gibi sonuçta dönersek yolu yarılarız diye düşünüyorum. Başakşehir'i, lider Başakşehir'i yendiniz. Sonra Beşiktaş'ı yendiniz. Şimdi de lider Galatasaray'ı devirdiniz. Bu aynı motivasyon. Neden diğer maçlarda olmadı? Keşke Başakşehir'i, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı yenmeseydik de rakiplerimizi yenseydik. Ya futbolcu maç seçiyor. Benim maç seçmediğim bir gerçek. Ben hafta sonu gelsin de sahneye çıkayım diye yani onun heyecanı içerisindeyim. Çünkü seviyorum yaptığım işi. Ama belki futbolcu daha fazla konsantre oluyor. Belki daha fazla bir enerjisi var bu tür maçlara. Bizim futbolculuk dönemimizde de böyleydi. Büyük maçları burada hep kazanırdık. Çoğunu yani kazanırdık, iyi oynardık. Ama bu maçın şöyle bir önemi var. Herhalde 9 yıl sonra ilk defa Galatasaray'a karşı, 8 yıl sonra ilk defa galip geldik. Ama tabii mutluluğun da, üzünün de süresi bir gün, ertesi gün işimize bakmak zorundayız. Varsa son bir soru alalım. Orhan abi. Hocam son yılların en az topa sahip olma oranıyla Gençler Birliği çok etkili bir takım savunması yaptı. %23 civarında bir topa sahip olma vardı. Ve yine gol bir savunma oyuncusundan geldi hocam. Hücum hattındaki futbolcularımızla alakalı olarak bir yorum alabilir miyim? Şöyle, bunlara inanmadığımı hep söyledim. %80 topa hakimiyetim var, maç ne oldu? Kaybettim. 18 kilometre koşmuşsun, maçı ne oldu? Kaybettin. Ya önemli olan topu koşturmak. Dolayısıyla ama topa sahip olunca da nerede sahip olduğunuz önemli. Efektif oynamaktan sonra, öne oynamaktan sonra, derin oynamaktan sonra sağ beke vermişsin, sağ bek stopere vermiş, o almış sol beke vermiş, o kaleciye vermiş, çevirmiş. Beni ilgilendirmiyor ki. Yana oynattıktan sonra, geriye oynattıktan sonra o topun bana bir zararı yok ki. Benim takımım bunu oynar, ben de bunu oynatmaya çalışıyorum. Teşekkür ederim. Hem bireysel anlamda hem takım halinde bence. Sadece bireysel anlamda değil, takım halinde. Pek iyi değildik. Geçen haftaya oranla. Bugün zaten oyunun kaderini çizen, sonucunu çizen bireysel performans. Çünkü takım performanslarında baktığımız zaman her şeyde öndesiniz. Yani işte toplu oynamada, atak fazlalığında, ne bileyim oyunu, her şeyde fazlasınız istatistik olarak ama bireysel olarak yaptığımız hatalar maalesef oyunun kaderini tayin etti. Açıkçası Trabzon maçından sonra, daha önceki maçtan sonra bunları da sayabiliriz. Ben de hayal kırıklığına uğradığımı söyleyebilirim. Böyle bir şey beklemiyordum açıkçası. Belki oyun içerisinde oyunu da oyun olarak iyi başlamadık ama pozisyon olarak iyi başladık. İki tane çok yaklaştık. Eğer orada golü bulsaydık, ki böyle maçların en önemli anları, kırılma anları, en stratejik anları, haklı olarak, doğal olarak çok adamla savunan bir takımın bu savunma düşüncesini kırmanın tek yolu gol bulmaktır. Ondan sonra rakip mecburen size hücum edecektir ki bu da onun çok fazla oynamadığı bir oyundur, bilmediği bir oyuna
yönlendirmek de bizim avantajımız olurdu. Ama öyle bir duruma gelmedik. Gol bulmadıkça da tabii Gençler Birliği'nin direnci de o derece arttı. Kendine güveni de arttı. Bulamayınca biz daha çok adamla hücum ettik ve burada kontra atakları da zaman zaman yedik açıkçası. Dolayısıyla ben de gerek bireysel gerek takım olarak bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Erhan adı güzel. Geçtiğimiz hafta Başakşehir ve Beşiktaş sizden önce oynayıp kazandılar. Bu hafta da aynı şekilde Başakşehir ve Beşiktaş sizden önce oynadı. Hatta Fenerbahçe sizden önce oynadı ve yine kazandılar. Yani sizin iki haftadır rakiplerden, şampiyonluktaki rakiplerden sonra oynamanız, oyuncular üzerinde bir psikolojik, onların kazanması, oyuncuların üzerinde bir psikolojik bir baskı oluşturuyor mu sizce? Yok, geçen hafta Trabzon'la oynadık yani. Açıkçası bugün burada hiç beklemediğimiz bir sonuç. Takımımın üzerinde ben bütün hafta boyunca böyle bir etki de hiç görmedim. Son cumartesi pazar rakiplerin kazanmasının bizdeki tezahüre de bana çok fazla böyle bir mesaj vermedi. Burada çok büyük bir avantajla dönebilirdik. Onu yitirdik. Kredimiz vardı, çok önemli, onu yitirdik ama şampiyonluğu değil. Dolayısıyla Galatasaray takımı zaten pes etmeyecektir. Ama bize burada bu puanı kaybetmek yakışmadı açıkçası. Ha, 0-0 da olsa bizim için bir kayıptı ama 0-0 bitirmek mağlubiyetten daha iyiydi. Geçmiş olsun hocam. Maç sonunda Ümit Hoca'yı gidip tebrik ettiniz. Çok alışık olmadığımız bir şey. Niye? Sahalarda genelde bir gerginlik olur. Hakemle ilgili bazı tartışmalar, şunlar bunlar ama siz soğukkanlı bir şekilde gidip Ümit Hoca'yı, ki kendisi de seviniyordu bu arada. Herhalde aranızda da bir diyalog geçti orada. Kendisini tebrik ettim. Bana göre bugün tebriği de hak etti. Hem Gençler Birliği takımı hem de Ümit Hoca bak etti tebriği. Hatta biraz da bekledim. Sevinmesini de bekledim. Bunlar olmalı. Her zaman da herkese gidip tebrik ediyorum ben. İyi. Beklenmeyen bir şey yaptıysam memnun olurum. Ama açıkçası iyi bir antrenörlük örneği gösterdi. Bence. Gerek taktiksel açıdan, gerek mücadele açısından bence tebrik edilmeye layıktı. Kaybettiğimiz zaman da kazanan bireyi de tebrik etmesini bilmeliyiz. Milli Gazete Buluşan'da. Hocam sizin bir sözünüz vardır. Tek ihtimali olanların takımıdır Galatasaray diye. Şampiyonlar Ligi gruplarında da aynı şekilde karşılaşılmıştı. Son 3-3 yapıldıktan sonra gruptan çıkılmıştı son döneminde. Şimdi de yine İbrahim Galatasaray'ın elinde. Yine bütün maçları kazandığı takdirde Galatasaray şampiyon. Bununla alakalı taraftarlarını söylemek istersiniz. Demin de söyledim. Açıkçası tabi beklemediğim bir şey benim. Çok üzüldüğümü ifade ederim. Edeyim buradan. Taraftarlarımız da kusurumuza bakmasın. Özür dileriz. Kötü yerde kırıldık ama evet. Bütün maçlarımızı kazanırsak şampiyonuz. Galatasaray kazanabilir mi? Kazanabilir. Kazanmak için de her şeyi yapacaktır. Bir daha söylüyorum. Önemli bir avantaj kaybettik. Ciddi bir kredi tükettik. Ama hiçbir zaman şampiyonluğu kaybetmedik. Birinciliği kaybetmedik. Böyle günleri de çok yaşadık. Ümit ederim. Onlardan bir tanesi daha. Daha doğrusu inanıyorum ki, ümit ederim değil, inanıyorum ki bunlardan bir tanesini daha tekrarlarız. İnşallah. Ondan bir şüphem yok ama bana da sürpriz yapıyorlar bazen oyuncularım. Hiç beklemediğimiz bu sonuçlar veya oynanan oyun. Ama hayırlısıyla bir sezonun sonunu getirelim bakalım da şampiyon olarak ondan sonra daha rahat Galatasaraylılarla daha rahat konuşacağız inşallah.
Sizin gelmez. Hocam, Nevzat biraz önce bahsetti. Yaptığınız hareket sizin. Ümit Hoca'yı beklemeniz, tebrik etmeniz bir centilmenlik örneğiydi. Soyunma odasına da gidebilirdiniz. Peki hocam, sizce lig centilmence geçiyor mu? Bu hafta içinde yaşanan bazı olaylar var. Beşiktaş Başkanı'nın yaptığı bir açıklama var biliyorsunuz. Fenerbahçe maçından sonra Aykut Hoca'nın Cüneyt Hoca için sözleri var. Cüneyt Hoca bugün maçı yönetti ve sizin de son dakikalarda bayağı bir tepkinizi aldı. Sizce lig centilmence geçiyor mu? Bir şey söylemek ister misiniz? Cüneyt Hoca Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli hakemlerden bir tanesidir. Gördüğünüz gibi de Avrupa'daki en ciddi, en önemli maçları onu verirler. O yüzden ben sadece Cüneyt Hoca ile ilgili benim fikrim bu. Zaten hakemlerle ilgili ben konuşmuyorum. Hoş kimseyle ilgili konuşmuyorum. Sevgili Sezgin kardeşim. Onu başkaları, yarın ben açıma bakıyorum. Mümkünse uzak kalıyorum. Başka sorun varsa onu cevaplayın. Futbolun tekniğiyle ilgili, mağlubiyetimizin nasıl olduğuyla ilgili. Ama bir taraf beni çok ilgilendirmiyor. Başka sorun, şunu sorabilirim hocam. Deplasmanlar sizin için bir fobi oluyor mu? Bu sene olarak öyle görünüyor. Ama normalde fobi, hobi bunlar hepsi futbolun içerisinde olmayan şeyler. Böyle bir şey yaratılmış ortada, işte deplasman fobisi. Ankara deplasman mı? Gayet centilmen bir Gençlerbirliği seyircisi, müthiş bir Galatasaray seyircisi gelmiş. Kendi evimizden biraz daha aşağıda, ama aşağı yukarı bütün Galatasaraylar burada. Bunun neresi deplasman? Bu tip bahaneler Galatasaray takımının sığınacağı sebepler değil. Kaybettiği zaman kaybettik, kazandığımız zaman kazandık. Hakkımızla kazandık, oynayarak kazandık. Çok mücadele ettik, kazandık veyahut çok mücadele etmedik, kaybettik. Ben de bu takımın hocası olarak bugün diyorum ki biz daha iyi olmalıydık. Bugün buradan şampiyonluğun çok büyük avantaj sahibi olarak dönebilirdik. Biraz da gerçeklerle yüz yüze gelmek lazım. Sebepleri ortadan kaldırmak lazım. Ülkemizin en büyük sıkıntılarından biri budur. Herkes kazanan, kaybedenin bir sürü bahanesi var. Yok. Tabii ki zaman zaman hakem kararlarına herkes tepki gösteriyor ama bu sadece orada kalan bir şey. O yüzden çok önemli değil. Teşekkür ederim. Spor müdürü onun. Hocam, Osmanlı Spor maçı sonrası... Anlamadım, spor? TRT Spor. Osmanlı Spor karşılaşması sonrası Aykut Kocaman demişti ki rakiplerimiz birbirleriyle oynayacak ama bu haftaların dışında da puan kaybetmelerini beklememiz lazım demişti ve bu hafta bu gerçekleşti. Önümüzdeki hafta, bu haftaya kadar hep lider Galatasaray diyorduk. Önümüzdeki hafta lider Medipol Başakşehir'e oynayacaksınız. O karşılaşmayla ilgili nasıl bir isim çizersiniz? Bizim tabii liderliği tekrar almamız için kendi sahamızdaki bu avantajımızı kullanmamız lazım. Rakiplerimizden bir tanesi de Başakşehir. Evimizde bu avantajı lehimize çevirmeye çalışacağız ki tekrardan liderliği geri alalım. Onlar da herhalde vermemek için uğraştı. Bence güzel bir maç olacak. Öyle tahmin ediyorum. Ama bundan sonraki bizim yol haritamızda kendi evimizde berabere de kalsak biz lider olarak devam ediyoruz avantajını yitirdik. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ben ayrıca tahminlerde değil, ben hocayım yani, ona göre teknik adamım. Onları, o öyle olursa, bu böyle olursa değil. Çok basit işte. İçeride kazanırsak hepsini, dışarıda kazanırsak şampiyon oluyoruz. Daha realist bakmak lazım. Yani falcı değilim ben. Dolayısıyla daha gerçeklerle gidiyorum ben. Yenmemiz lazım. Yenebilir miyiz? Evet, yeneriz. Böyle oynayarak değil. Normal performansımızla. İnşallah da pazar günü akşam bu güzel mutluluğu yaşarız.